Merhaba, benim adım Yaman Katbi ve bu kursta React öğrenmenize yardımcı olmaya çalışacağım. İlk önce React'in ne olduğuna ve neden öğrenmemiz gerektiğine dair hızlı bir 3 dakikalık bir giriş yapacağım. Sonra da ilk React uygulamasını oluşturmaya başlayacağız. React, hızlı ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir. 2011 yılında Facebook'ta geliştirilmiş ve şu anda kullanıcı arayüzleri oluşturmak için en popüler JavaScript kütüphanesidir. Google Trends'te görebileceğiniz gibi React kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kütüphanelerin ve çerçevelerin alanlarına hakim. Buradaki diğer iki oyuncu Angular ve Vue.js'tir. Bu nedenle iş olanaklarınızı bir front-end geliştirici olarak genişletmek istiyorsanız özgeçmişinize React'e sahip olmalısınız. Bu kursta oluşturacağımız uygulama budur. Basit görünebilir, yalnız herhangi bir web uygulamasında gördüğünüz tüm teknikleri içermektedir. Bu benim görevlerimin listesi. Burada gözüküyor. Bu butondan yeni bir görev ekleyebilirim. Tamamlanıp tamamlanmadığını buradan değiştirebilirim. Yazısını düzeltebilirim ve en sonunda bu butondan silebilirim. Sayfanın üst kısmında filtreleme butonları var. Sadece tamamlanmış olanları veya sadece tamamlanmamış olanları gösterebiliyorum ve her butonun sağ tarafında bu filtrenin içindeki görevlerin sayısını görebiliyorum. Böylece bu kursun sonunda React'in temelleri hakkında iyi ve derin bir anlayışa sahip olacaksınız. Sıfırdan yeni bir uygulama oluşturabileceksiniz, ABI istekleri yapabileceksiniz, React uygulamalarında kolayca hataları tespit edebileceksiniz. Bu kursta ne öğreneceğim? Bu kursu hazırlamak için 20'den fazla kurs gezdim ve birçok makale okudum. Ve en çok tekrarlanan soruları ve konuları seçtim. React ortamını hazırlamak, sıfırdan yeni bir uygulama oluşturmak, yeniden kullanılabilir React bileşenleri oluşturmak, built-in React hookları kullanmak ve özel hooklar oluşturmak, ABI istekleri yapmak, React Context ABI kullanmak, React uygulamasına TypeScript eklemek, React Router'dan kullanarak çok sayfalı bir uygulama oluşturmak, uygulamanın state'ini yönetmek için Redux kullanmak, yan etkileri handle etmek için Redux Saga'yı kullanmak, uygulamanın çevrim dışı modda çalışmasını sağlamak, PWA prensiplerini uygulamak, kullanıcıların uygulamayı mobil cihazlarına yüklemesini sağlamak. Kursa başlamadan önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve en sonunda bu videoyu Twitter'da paylaşıp beni etiketleyebilirsiniz. Geliştirme ortamımızı kurmak ve ilk React uygulamamızı oluşturmak için sizi bir sonraki videoda bekliyorum. Görüşürüz.